Erdoğan Amerika'ya giderken çantasında şu problemlerle beraber gitti. Yani bir, Temsilciler Meclisi'nin ailesi ve bakanları hakkındaki yaptırım yasa tasarısı. Bu bir problem başlığı. İki, Evet. Ermeni soykırımı yasa tasarısı. Üç, Halkbank davası. Dört, F-35 savaş uçağı ve S-400 savunma sistemi problemi, çok kritik bir problem. Ve Trump'ın Erdoğan'a aptal olma dediği mektup meselesi var. Bu da bir problem olarak masasında, çantasının Bunlar anladığım içerisinde. kadarıyla senin ajandan da, Erdoğan'ın Abi, ajandasında bunların bir kısmının olduğunu ben hiç düşünmüyorum mesela. vay, Böyle bir güzel meselesi güzel. yok. Onu o zaman sana soracağım o zaman. 3 4 mü kaçta kaldım abicim? Beni de unutturdun. Sayısal Trump bitmiyor şu anda, evet. bitmiyor. Mazlum Kobani, Ferhat Abdüşahin meselesi, bu bir Erdoğan'ın problemi olarak. Bir de Fethullah Gülen'in iadesi meselesi. Yani şu anda benim görebildiğim, yani Erdoğan Türkiye'de konuşurken kriz olarak, Amerika Türkiye arasındaki kriz olarak bu başlıklar öne çıkıyor. Peki o zaman Doğan, senden devam edip sonra Adem sana döneyim, olur mu? Peki sen niye öyle dedin? Gerçek gündemi bu değil mi Doğan sence? Ve bu gündemler içerisinde eli boş döndü mü? Ne aldı geldi? Ne diyorsun? Ya şimdi biraz önce Adem söyledi ya, iki lider açısından, Erdoğan açısından da Trump açısından da öncelikli olarak iç politik anlamı olan meseleler bunlar. İkisi de iç politikada çok sıkışmış vaziyette ki Erdoğan'ın bir de işte senin sözünü ettiğin iki kategori önemli yaptırımlar kapsamında. Hem Halkbank'a ceza kesilmesi ve Erdoğan ailesi ve Erdoğan'ın kendisine dair yaptırımlar gündemi var. Böyle bir gündem varken Erdoğan gibi bir siyasetçinin başka gündemleri öncelik haline getirme ihtimali yok. Zaten dediğimiz gibi geçen hafta işte Temsilciler Meclisi'nden geçen soykırım yasa tasarısı sanki bir şey hiç geçmemiş gibi. Neydi? Yok hükmündedir, bitti. Türkiye'nin müttefikisi bu. Mektubu götürecek, iade edecek filandı. Mektup bile konuşulmuyor. Geldiğinde Türk kamuoyuna mektubu aldım, yüzüne çarptım da diyebilir. Temsilciler Meclisi'ni çok korkuttum, yani ödleri kopuyor benden filan da diyebilir. Tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey Ama var. mektubu ya şey takdim ettim dedi. Takdim ettim Yani dedi. işte Yani çöpten almış, evet. temizlemişlerdir muhtemelen. Çünkü çöp atınca kirlenmiştir muhtemelen. Çöpten Doğan, almış, sözünü unutma. temizlemiş. Adem, sözünü unutma hemen. Adem, peki onunla ilgili, mektupla ilgili Amerikan medyasında bir şey çıktı mı? Yok, hani gündem bile olmadı. Hani Trump da bir şey Ha, söylemedi olmadı. zaten. Ha, çünkü mektup ne oldu hakikaten? Etti mi? Etmedi mi? Çünkü Hayır, Erdoğan'ın yani söyledikleri gol sonra olmadığı atılmışsa, gibi. hayır, yani bir gol yemişsiniz, skoru değiştiremezsiniz. O mektup en baştan alınmamalıydı. Artık geri getirsen ne, takdim Ha. etsen ne, bitti o artık. Peki, Doğan. Yani bunu konuştuk, mektup mevzuunda bunun bir mektubu almanın, almamanın sembolik anlamları var. Diplomaside bunun bir karşılığı var. Mektubu çöpe attım, aldım yanımda götürüyorum filanın bir anlamı olmadığı çok açıktı. Bu dalga geçmek demektir. Kamuoyuyla dalga geçmek, yani diplomasiyle dalga geçmek demektir. O çok küçümsenin hariciyle dalga geçmek demektir. Monşer denen hariciye dalga geçmek demektir. Başka bir şey var burada. Öyle bir şey gördüm ben. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton'un Amerika ile Türkiye arasında değil, Erdoğan'la Trump arasında bir para ilişkisinden söz ettiği rivayeti var. Şimdi bu çok bambaşka bir Rivayet şey. değil, o demeç. Ya, Yani demek değil o mi? önemli bir ifade, önemli bir açıklama. Kesinlikle. John Kesinlikle. Bolton'un açıklaması. Yani düşünün ki açıklayan Erdoğan'la Trump arasında para ticaretinden söz eden yakın zamana kadar ulusal güvenlik danışmanlarından bir tanesi Trump'ın. Yani bu Doğan, sence Trump'ın Erdoğan aşkı ve sevgisinin arka planında bu mu var sence? Ya şimdi Bolton bile böyle bir şey olduğunu söylüyorsa bir tahmin yürütmekle ilgili bir şey değil. O ellerinde bir şey var ki böyle söylüyor. Bir şeyler biliyor ki böyle söylüyor. Şimdi İstersen Erdoğan buraya hemen katkı sağlayayım. Doğan, tam konuyu geçmeden o da şu. Şimdi Amerikan medyası yoğun bir şekilde şunu araştırıyor. Amerikan bürokrasi de. Ya Trump'la Erdoğan arasında bizim bilmediğimiz ne tür bir ilişki var? Çünkü Amerika'da çok yoğun bir şekilde bu soruluyor. Yani Amerikan çıkarları değil sadece Trump'ın kendi kişisel ilişkisi söz konusu şeklinde yoğun eleştiriler var. Hatta Erdoğan'ın geldiği gün New York Times'a çok uzun kapsamlı bir analiz çıktı. Damatlar diplomasisi diye. Yani Erdoğan'ın damadı, Trump'ın damadı ve Aydın Doğan'ın damadı arasında dönen trafik. Mehmet Ali Yalçın da biliyorsunuz şu anda Erdoğan'ın Amerika'daki en önemli lobicisi. Erdoğan adına Trump ailesiyle görüşen kişi. Ve kendisi de buradaydı Washington'da, Beyaz Saray'ın önünde kendisini de gördüm. Yani bir görüşmeye gidiyordu muhtemelen. Şimdi böyle bir ilişki ve Amerika yoğun bir şekilde şunu tartışıyor.
hani İstanbul'daki Trump tavırlarının fotoğrafları konuyor. Bu değildir. Yani bu yetmez. Bu ilişki açıklamaya yetmiyor şeklinde. İşte o anda John Bolton'un eski ulusal güvenlik danışmanının Trump'ın Türkiye ile olan ilişkileri Amerika'nın çıkarlarına değil Trump'ın kişisel çıkarlarına göre şekilleniyor açıklaması demeci yine New York Times'ta çıktı. Yani Amerika şu soruyu yoğun bir şekilde sorguluyor. Hatta şöyle bir komik bir durum da söz konusu. Komik değil de aslında trajikomik bir durum. O da şu. Önde gelen uzmanlar diyor ki ya biz Trump'ı Ukrayna ilişkileri sebebiyle azletmeye çalışıyoruz ama galiba yanlış ülkeyi değerlendiriyoruz. Aslında biz Türkiye ile ilişkilerini mi değerlendirmemiz gerekirdi diye şu anda onu masaya yatırmış vaziyetteler. Yani Trump'ın Türkiye ilişkisi hani o Cem Yılmaz'ın meşhur tabirle tamamen duygusal noktasında Amerika'da çok ciddi bir konsensüs oluştu. Ya ve bunu şurada ekleyeyim hani sözü devrederken. Şimdi şu anda mesela biz bu yayını yaptığımız esnada Amerikan Kongresi'nde Trump'ın Ukrayna ilişkileri mercek altında. Diplomatlar, büyükelçiler, danışmanlar vesaire canlı yayında kameraların önünde soruları cevaplıyorlar. Bu deşme esnasında şundan emin olabilirsiniz. Türkiye çok sık gündeme gelecek. Evet Doğan sen kaldığın yerden devam edersen yoksa ben sana bir soru soracağım Doğan. Tamam. Şimdi bu eli boş mu döndü meselesinin bir alt başlığı da Mazlum Kobani meselesiydi. Biraz önce dedik yani Erdoğan'ın bitirdiği anlardan biri de o. Eşitledi Mazlum Kobani'yi. Peki Mazlum Kobani kim? İran, Amerika nezdinde terörist ilan edilmiş bir isim. Değil mi? Yani terörist listesinde CIA terörist olarak ifade ediyor. Erdoğan bu şekilde ifade ediyor. Bunun belgelerini sunduk diyor. Şimdi YPG Amerika listesinde terör örgütü değil. Ya YPG demiyorum. PKK. Mazlum Kobani diyorum. Mazlum Kobani. Yani şöyle onu da YPG lideri olarak mı yoksa PKK mensubu olarak mı terör örgütünün listesine aldıklarına bakmak lazım. Çünkü evet, YPG ile ilgili PKK ve YPG arasında çok net bir çizgisi var Amerika'da. Tabii ayrım yapıyorlar kesinlikle. Yani burada şimdi Mazlum Kobani konusunda bu kadar ısrarı sence ne Doğan? Amerika eğer dedikleri doğruysa hakikaten CIA'nin teröristler listesinde PKK bağlantısı üzerinden bir fotoğraf paylaştırılıyor ya piyasada. Yani denize yüzerken işte önde Öcalan arkasında Mazlum Kobani'nin gençlik fotoğrafı falan. Pek çok olayda adı karışmış falan. Şimdi burada eğer öyleyse Trump neden vazgeçemiyor Mazlum Kobani konusunda ve diretiyor? Bu tabii Trump'ın vazgeçememesiyle ilgili bir mesele değil. Trump vazgeçebilecek olduğu alanlarda da işte AKP'lilerin çok sevdiği tabirle müesses nizam, Amerika'daki müesses nizam çok net. Pentagon IŞİD'e karşı mücadelede çok açık Kürtleri, YPG'yi, onlar Kürtler diyorlar tabii ki, Rusların da Kürtler dediği gibi, müttefik kabul ettiler. Hatta çabuk unutuyoruz. Erdoğan yıllarca yahu TSK burada dururken niye YPG'li teröristlerle terörle mücadele ediyorsunuz filan dedi. Yani o kendisi de bir tür eşitledi zaten Erdoğan. Ne dediğinin ne kadar farkındaydı ayrı bir mesele ama yani neden TSK dururken, Türk ordusu dururken IŞİD'le mücadele YPG'li yapıyorsunuz onlarla değil biz de yapın diyerek bir tür kendisi de eşitlemişti zaten. Şimdi bu ziyarette gerçekten Erdoğan için öncelikli bir mesele miydi Mazlum Kobani? Ben bundan emin değilim. Sadece şu anlamda olabilir. Tabii ki ayrıntılarına dair birkaç şey söyleyeceğim ama Türk kamuoyunda Suriye meselesinin meşruiyeti ya da dünya kamuoyunda Suriye meselesinin Suriye'nin kuzeyine askeri harekatın daha doğru ifadeyle uluslararası hukuk açısından baktığımız zaman Suriye'nin kuzeyinin işgalinin bunu kim yaparsa hepsi uluslararası hukuk ülkeye göre değişmiyor. İşgaline yönelik tepki hafifletmek için bir ihtiyaç duyuyor Erdoğan ki kendisine yönelik yaptırım, Türkiye'ye yönelik, hükümetine yönelik yaptırım, ailesine yönelik yaptırım çerçevesinde zaten Suriye'ye yönelik askeri harekat var. Şimdi Reuters kaynaklarına geçen habere göre Erdoğan senatörlerle görüşmesinde onlara PKK'nın yaptığı, YPG'nin yaptığı katliamlara dair işte bir video izletiyor. Bu videoyu sanıyorum Fahrettin Altun da paylaşmış daha sonra Twitter hesabından. Şimdi iki farklı ifadeyle var. Senatörlerden Graham'in sanıyorum. Biz de sana senin askerlerinin ifadesini gördüm mesela Reuters'ın haberinde. Senin askerlerin yaptığı katliamların, Kürtler yaptığı katliamların videosunu mu izletelim dediğini ya da bir başka rivayette de işte kaynağa göre de Kürtlere de biz Türk askerinin yaptığı katliamların videosunu mu hazırlatalım? Şimdi bakar mısınız tartışmanın dönme biçimine? Yani bu terörist örgüttür bunlar sivilleri katlediyor diye Erdoğan video izletiyor. Onlar da TSK'nın
ve senin askerlerin diyerek bunun altını mutlaka çizilmesi gerekiyor. Senin askerlerin yaptığı katliamların videosunu mu izletelim diyor. Ben gerçekten de daha önce konuştuk. Çok pragmatik hareket, pragmatist evet. hareket ettiğini düşünüyorum Erdoğan'ın. Eğer şu şartlarda ki tabii ki bu bir muhal şu an. YPG ile işbirliği yeniden birkaç yıl öncesinde yaptığı gibi işbirliği siyasi çıkarları kazanımı açısından avantajlı görse Erdoğan yarın yeniden YPG ile işbirliği yapar. Hiç tereddütsüz yapar. Şu anki tabloda YPG ile mücadele etmeyi, YPG ile mücadele ediyor görüntüsünü ya da işte içerideki müttefiklerini, Türkiye'deki müttefiklerini memnun etmek için Avrasyacı Ulusalcılar, her programda konuştuğumuz gibi her kim diyeceksek, nasıl isimlendireceksek bu nedenle YPG konusu ya da Mazlum Abdi konusu önemli ama çok net bir kez daha yani senin başta söylediğin şeye gelelim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin terörist ilan ettiği, şu anki rejimin aynı zamanda terörist ilan ettiği bir savaşçı, işte YPG komutanı, generali deniyor düşünün yani. Eşitleniyor neredeyse. Yani bu eşitleme zaten ilk defa da olmadı. Şimdi malum mektup gönderme, mektubunu sana gönderiyorum başladı. Buraya kadar geldi ama son cümle şeyi söyleyeyim. Ben o şeyde Erdoğan'ın gerçekten bir Mazlum Kobani ya da gerçekten bir YPG meselesi olduğunu, uluslararası kamuoyundan gelen tepkileri hafifletmek dışında bir meselesi ve gündem olduğunu da düşünmüyorum. Evet, peki Adem sen ne diyorsun? Şimdi Erdoğan bütün o Amerika'ya götürdüğü veya götürdüğünü düşün. Bütün bu problemler alt alta dizdik ya. Bunlardan tamamıyla boş mu döndü? Yani mesela işte orada neler konuşuldu? Böyle bize kulis var mı anlatabileceğin? Mesela yaptırım tasarısı vardı. Ailesiyle alakalı, mal varlığıyla alakalı, bakanlarla alakalı. Mesela bu gündeme gelmedi basın toplantısında. Temsilciler Meclisi'nin bazı şeylerinde üzüldük müzüldük dedi. İşte Ermeni soykırım meselesi, işte mesela F-35, Halkbank, yani bunun hiçbirinde benim görebildiğim kadar hiç bir geri adım yok Amerika'dan. Bütün bu hiç, evet. Öyle mi gördün ve daha sonra nasıl yansıdı olay arka plan olarak Amerika'da? Şimdi başlıkların, önce şeyi söyleyeyim, biraz detay açayım. Beyaz Saray'daki görüşmenin usulüne ilişkin. Çünkü hani içeride 4,5 saate yakın zaman geçirdi ama bunun tamamı görüşme şeklinde geçmedi. Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi 30 dakika planlanmıştı. 1 saat 15 dakika sürdü. Tabi bu her cümlenin tercüme edildiğini ve yani görüşmenin verimlilik açısından yaraya düştüğünü unutmamak lazım. Arkasından ekipler arası yani Türkiye heyeti ve Amerikan heyetinin çalışma yemeği de altında karşılıklı görüştüğü toplantı bölümü geldi. Sonra senatörler bölümü geldi. Yani 3 farklı aşamada gerçekleşmiş bir bölüm. Şimdi senatörler bölümü tamamen başka bir denklem. Çünkü Trump orada iyi polisi oylayıp ben senatörleri ikna edemiyorum. Bak senatörlerle başım belaya girecek. Otur kendini anlat diye Trump'ın önüne senatörleri Erdoğan'ın önüne senatörleri çıkarmış oldu. Bu işin başka yani orada Erdoğan kendi Halkbank davasını şunu kuru olan gündeme getirme şansı olmadı. Çünkü o görüşmede Amerikan medyasının Beyaz Saray muhabirlerinin bir kısmı içerideydi ve içeriden anlık olarak tweet'le aktardılar soru cevapları. Bu karşılıklı argüman şeklinde geçti. Yani bir hani Erdoğan'ın kendini anlatma tezlerine karşı Amerikalı senatörler de gayet ciddi argümanlarla karşı koydular. Hani o bir görüşmeyle ilgili sende bir şey yazıldı mı medyada? Hayır, o şöyle, senatör Amerikan görüşmesi. Beyaz Saray muhabirlerinden özellikle bu ana akım medyanın Beyaz Saray muhabirleri o görüşmede salondaydı. Oval ofislerde. Ve o görüşmenin bütün notlarını karşılıklı Twitter'dan paylaştılar zaten online olarak. Biz de izledik toplantı aslında. Ve onların hiçbirinde Halk Bankası yaptırım falan yoktu. Tamamen S-400, tamamen Suriye meselesi vardı. Yani Amerika diğer tarafı başlıklar, Halk Bankı falan gündeme getirmedi. Hayır, hiç öyle bir gündemleri yok. Erdoğan'ı da gündeme getirmedi. Çünkü Amerika'nın bir tane temel noktası var bu görüşmelerde senatörlerin. S-400 meselesi. Çünkü Amerika S-400'ü kendi güvenliği için risk olarak görüyor. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olarak Rus silahları kullanamayacağını iddia ediyorlar. Ve özellikle Suriye operasyonuna da eklendiği zaman çok ciddi tepkiler geldi. Bütün senatörler hatta Marco Rubio gibi başkan adaylığı da yapmış önemli isimler. Kürtlere karşı şiddeti görmek istemiyoruz diye direkt olarak söylediler. Yani bu tip şeyler. Hani orada Halk Bankası'ydı, Ermeni yasa tasarısı, karar tasarısıydı, yaptırım yasa tasarısı vesaire. Bunlar çok gündeme bile gelmedi orada. Zaten ikili görüşmelerde ve diğer heyetler arası görüşmelerin ağırlığını S-400'ler oluşturuyor. Yani Amerika burada gündemi bu. Amerika'nın kırmızı çizgisi S-400'ler mi? Çünkü öyle bir açıklama da vardı. Kesinlikle. Zannediyorum. Yani evet, S-400'ler çözülmediği müddetçe
sizinle olan hiçbir problemimizi çözemeyiz. Yani Amerika bunu koyuyor Trump, önüne. Evet, Trump sadece de, çünkü bu, böyle çıkmış bir yasa var. Amerika bir hukuk devleti. Türkiye gibi bir sarayın iki dudağı arasında geçmiyor işler. Amerika meclisten çıkmış bir yasası var. Yasada diyor ki eğer Türkiye S-400'den vazgeçmezse, S-400'lerin kapağını açar, kullanırsa, aktif hale getirirse bu yaptırımlar uygulanacak. Bunu Trump'ın engelleme şansı da yok. Şimdi dolayısıyla, ha bir de parantez açayım. Yani Erdoğan'ın danışmanları muhtemelen Amerikan sistemi hakkında bilgi sahibi değil. Trump, Erdoğan Trump'a diyor ki kongrede konuşayım. Kongrede konuşma kararını Trump vermiyor. Veremez de. Trump istediği zaman da Amerikan Kongresi'nde konuşamaz. Çünkü kongre başka bir birim, başka bir kurum. Ve kurumun başkanı Nancy Pelosi karar verir. Nancy Pelosi bir kere Trump'a konuşma izni bile vermedi. Yani bırakın Trump'ın istediği kişiyi konuşturacaklar. Yani Amerikan sisteminde güçler ayrılığı çok nettir. Kongre ayrı bir yapıdır, Beyaz Saray ayrı bir yapıdır. Hani muhtemelen Erdoğan'a bu bilgiyi vermemişler. Erdoğan Trump'tan şey ricasında bunu işte kongrede konuşayım. Yani kongrede konuşmuş olsaydı bayağı şenlikli olurdu, onu ayrı söyleyeyim. Çünkü Amerikan Kongresi bayağı enteresan bir yer. Protestolara şahit olabilirdi Erdoğan. Neyse, yani o teknik bilgiden bile haberdar değiller. Trump'la görüşmeye, Trump'tan bu konuda ricacı oluyorlar. O da ayrı bir vaka. Şimdi buradaki temel soru şu. Erdoğan'ın ajandası Halk Bankası kişisel servetiyle alakalı konu. Amerika'nın ajandası S-400 ve Suriye. Sonuçta iki tarafta farklı ajandalarla karşı karşıya geldi ve ortada somut hiçbir gelişme yok. S-400'lerle ilgili komisyon muhabbeti var. Türkiye daha önce onu defaatle söyledi. Amerika daha önce bu konudaki görüşünü beyan etti. Türkiye ısrar ediyor. S-400'leri komisyonda yapalım. İşte çünkü vazgeçemiyor. Nitekim uçakta dönerken beraberindeki gazetecilere şey demiş. S-400'ü kullanmayacaksak niye aldık? Kullanacağız tabii ki falan demiş. Tabii bu Rusya'ya karşı olan borcu ya da işte minnet borcu ya da ama işte... Ama o zaman Adem nasıl şey olacak bu iş? Yani Amerika S-400'ler konusunda... Yani çözüm yok. Çözüm yok mu? Olmazsa olmaz diyor S-400'ler. Yani, Türkiye başka bir gezegende yaşıyor. Yani anlamadığı nokta şu. Amerikan meclisinden geçmiş bir yasa var. S-400'ler uygulandığı anda Türkiye'ye yaptırım uygulanacak. Ve Lindsey Graham daha dünkü toplantı, önceki günkü toplantıdan çıkıp yine bugün açıklama yaptı. Dedi ki ya eğer S-400'ler konusunda tatmin edici bir Türkiye'ye bir proje sunduk dediler. Çünkü Amerikalılar bir öneriyle geldiler Türkiye'ye. Bunu yapın. S-400'ler konusunda sorun çözelim. Aksi halde Senato'dan da, bakın Senato'dan da temsilciler meclisinden geçen yasanın benzeri Senato'dan da geçecek. Ve Trump'ın bunları engelleme şansı yok. Teoride evet var, pratikte var, engelleyemez. Çünkü peki, aziz sürecinde. Peki burada Doğan sen ne diyorsun? Erdoğan S-400'ler konusunda vazgeçebilir mi? Çünkü Amerika ile olan kilit meselesi bu. Yani bu çözülmediği zaman ne Halk Bankı meselesi, ne bilmem ne meselesi, hiçbir şey önümüze getirmeyin noktasındalar. Erdoğan şu noktadan sonra ki önemli parçaları da geldi. Çok bir teknoloji problemi kalmış zannediyorum. O da tamamlanacak. S-400'lerle alakalı. Erdoğan şu noktadan sonra vazgeçebilir mi Amerika'daki ilişkileri ve problemleri çözme adına sence? Yani aslında şeyi bir problemi biraz geriye sarmak belki gerekiyor. Türkiye'nin bir S-400 problemi yok. Tartıştığımız mesele bence bir S-400 meselesi değil. Yani ne meselesi? Erdoğan'ın problemi. Hem tabii hem Erdoğan'ın problemi hem de şöyle. Yani Türkiye şu anki Erdoğan yönetimi tercihini Rusya'dan yana mı yapacak, Amerika'dan yana mı yapacak tercihi bu. S-400 meselesi bu. Aklı başında olan herkes, yani ulusalcı birkaç tane askeri bir tarafa bırakılacak olursa ya da ulusalcı birkaç kanaat önderi bir tarafa bırakılacak olursa S-400'lerin askeri bir ihtiyaçtan karşılanmadığını, stratejik ve siyasi bir tercih olduğunu başından bu yana söylüyorlar zaten. Rusya uzmanları da söylüyor bunu. Bu bir stratejik tercih, siyasi bir tercih bu. Askeri bir ihtiyaç değil bu. Bunu sanıyorum Türkiye'de aklı başında herkes de biliyor. Yani şu anki S-400 meselesine Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durum uzunca bir süredir Rusya ile Amerika arasında ki makasta hareket eden, denge siyaseti gütmeye çalışan, belki de başka çaresi olmadığı için Erdoğan rejimi hem bir tarafı hem diğer tarafı memnun ederek yürütmeye çalıştığı siyasette bir tercihe zorlanma meselesi. S-400 Rusya açısından Türkiye'ye tercih yap ya da Türkiye'ye tercih epeyce yaptı. Küresel ittifakları konusunda Türkiye'nin pozisyonu değiştirme çabasıydı. Rusya bu konuda son derece başarılı oldu. Amerikalılar da Türkiye'ye yeniden pozisyonuna dönme çağrısı yapıyorlar. S-400 bunlardan bir tanesi. Ben şeyi söyleyebilirim. Mesela gözden kaçmasın. Ömer Taşpınar'ın
önceki gün ziyaretle ilgili yaptığı analizle ilgili çok net ifadelerle olduğu için birebir okumak istiyorum mesela. Bana göre Erdoğan Putin'den daha çok çekiniyor. Çünkü Rusya kirli bir oyun oynayabilir. Türkiye üzerine daha fazla manevra kabiliyeti var. Mesela İdlib buna bir örnek. Bitmiyor. Bakın Türkiye'nin nasıl bir handikapla karşı karşıya olduğunu Erdoğan rejimine devam ediyor. Diyor ki benim duyduğuma göre dikkatinizi çekerim. Putin isterse Erdoğan'ı zor durumda bırakacak birçok dosyaya sahip. Bunu biz defalarca konuştuk bu programda. Tabii, dosyalar vardı ve devamı geliyor. Yolsuzluklardan tutun ve sürpriz. 15 Temmuz'un gerçek yüzünü yüzüne kadar gidebilecek birçok dosya var Putin'in elinde. Şimdi Erdoğan böyle bir sıkışmışlık içerisinde, Türkiye'ye böyle bir iki ülke arasında tost yaptırıyor. Yıllardır bu böyle, uzun bir süredir. Vazgeçemez. Tabii yani bu tabii ki yani bu Türkiye'de büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. Yani ne olabilir? Barışçıl çözüm Amerika ile Rusya olmaz ya böyle bir şey. Türkiye'nin pozisyonu konusunda ittifak ederlerse bu daha kolay çözülebilir. Peki Doğan paketi açmıyorum arkadaş derse S-400'lerin Erdoğan, Putin buna razı olur mu sence? Ya ben işte eğer Amerika ile Rusya arasındaki böyle bir muhal, bunu da söyleyeyim, varsayalım ki böyle bir anlaşma zemini oluşmazsa Putin buna razı olmaz ve zaten şeyi söylemek gerekiyor. Putin neden Türkiye ile bu ilişkiyi kurdu? Neden işte 15 Temmuz oldu? 15 Temmuz sonraki yaşananlar niye yaşandı? Türkiye'nin küresel ittifakları niye değişti? Türkiye'nin bütün dış politikası niye değişti? Türkiye'nin Amerika, NATO ve Avrupa Birliği politikası niye kökten değişti? Türkiye'nin Kürt politikası niye kökten değişti? Sorusunun cevabı 15 Temmuz ve Rus uçağının düşürülmesi ve Putin'dir. Her kapı oraya çıkıyor. Bu bedel ödetmeden sert bir oyun oynayarak Rusya ve Putin sert bir oyun oynayarak Türkiye bedel ödetmeden S-400'lerden vazgeçiremez. Dediğimiz gibi yani düşünün ki S-400'lerin finansmanı için krediyi Rusya veriyor. S-400'lerin satın alınması için krediyi Rusya veriyor. Bu ne demek? Bu bir şey midir? Askeri bir ihtiyaç ya da Rusya açısından bir ekonomik şey midir? Satış ilişkisi midir sadece? Pekala Trump ya da Amerika yönetimi ki tabii ki stratejik olarak çok daha değerli. Çok daha fazla silah satalım. Trump da Adem'in söylediği gibi Türkiye'ye çok silah satıyoruz filan diyor ama S-400 satarak Türkiye'nin küresel ittifaklarını köküne dinamit koyuyor Rusya ve bunu çok büyük bir maharetle yapıyor. Bütün Rusya'nın çıkarlarını yeniden örgütleyerek, bölgenin bütün dengelerini, değerlerini yeniden tanımlayarak yapıyor Rusya. O nedenle büyük bir krize yol açmadan S-400 meselesinin çözülme ihtimali yok. Çünkü bu S-400 meselesi değil, Türkiye Rus yanlısı, Avrasyacı politikalar mı bundan sonra takip edecek? Yani maalesef bu ifade çok ağır geliyor ama daha önce bir programda söylemiştim. Eski Doğu Blok ülkeleri ya da eski Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetler vezdinde bir ülke olarak Rusya ilişkisini sürdürecek mi? Batı İttifakı'na yeniden dönecek mi ilişkisi? Bu konuda Trump ne derse desin, NATO'nun da bu kadar kolay Türkiye'den vazgeçme ihtimali yok. Putin de vazgeçmeyeceğini, Batı İttifakı'nın NATO'yu Türkiye üzerinden işlemez hale getireceğini gösterdi. Bu kozdan Erdoğan gibi bir kozdan avucunun içine aldığı maalesef bir kozdan kolay kolay Putin de vazgeçmez. Peki o zaman Adem, peki vazgeçemez. S-400'ler meselesi arkada Putin korkusu var. Elinde çok bilgi belge var. Evet peki o zaman şimdi Erdoğan ve Fahrettin Altun önce bir açıklama yaptı sözcüsü. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Erdoğan da aynı cümleyi tekrar attı. Yeni bir beyaz sayfa açabiliriz dediler Amerika'da. Amerika ile evet. Yeni bir beyaz sayfa. Bu mümkün mü ve nasıl olacak o zaman? Ve Erdoğan bunu neden söyleme ihtiyacı duydu ve bu mümkün mü sence? Erdoğan da sıkışmışlığın farkında, bunu itiraf etmese söylemese de sıkışmışlığı görüyor. Erdoğan'ın yeni beyaz sayfa açalım, işte S-400'lerle ilgili komisyon kuralım, ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaralım, Patriot alalım gibi Amerika'nın Trump'ın hoşuna gidecek söylemlerin hepsinin arkasında zaman kazanmak var. Yani Erdoğan da S-400'lerle ilgili çözüm bulamayacağını biliyor. S-400'lerle ilgili NATO silahlarla uyum sağlanmayacağını zaten NATO resmi olarak açıkladı. O komisyonun da bir zaman kazanma dışında bir faydası olmayacağını biliyor. Erdoğan şu anda çözümü o da görmüyor ya da nasıl çıkacağını o da bilmiyor. Ama en azından zaman kazanarak süreye oynamaya çalışıyor. Ve süreye oynayarak da işte önümüzdeki ne zaman olacağı hala tartışmalı olan seçimlerden tekrar zaman kazanıp o seçimlerden güçlü çıkmaya çalışıyor. Erdoğan'ın Batı'ya karşı özellikle uyguladığı bir strateji var. O da şu. Halk benim arkamda kardeşim diyor. Siz benim politikalarımı beğenmeyebilirsiniz ama halk benim arkamda.
halkın arkasında olmasını bir güç olarak kullanıyor. En önemli gücü de Türkiye'nin coğrafi lokasyonu. Burada bulunarak, yani Amerika'ya hep şunu söylüyor, işte burada harcadığı lobilerle deli paralar harcıyorlar. Dedikleri şey şu, Türkiye'yi daha fazla sıkıştırırsanız o da Rusya'nın kucağına gider, Rusya tarafına geçer. Ama Amerika'daki birçok siyasetçi, Türkiye uzmanı artık şunu net olarak söylüyor. Bu dönem geçildi, Türkiye artık zaten bu şansı kaybetti. Şu anda Rusya'nın kontrolünde. Dolayısıyla yumuşamanın, işte Türkiye'yi idare etmenin, Erdoğan'ın antidemokratik uygulamalarını idare etmenin bir anlamı yok şeklinde çok ciddi eleştiriler de var. Hani bu ziyaret, yani toplamda bakıldığı zaman Erdoğan iç politikada elini güçlendirmek için yaptı, Trump iç politikada elini güçlendirmek için yaptı ama herhangi bir ilerleme yok. Sorunların hepsi ortada duruyor. Realitede evet. Bunların hepsi ortada duruyor ve S-400 ile ilgili dediğim gibi Amerikan Senatosu'ndan önümüzdeki günlerde, yani Türkiye'ye verilen bir süre var burada. Çünkü senatörler Trump'ı çok fena sıkıştırıyor. Süre önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta bittiği zaman herhalde Amerikan Senatosu'ndan da yeni bir yaptırım kararını görürüz. Evet, o zaman Doğan sen de aynı kanatta mısın? Çünkü yeni bir beyaz sayfa talebini Erdoğan'ın açabilme imkanı şu anda gözükmüyor. O zaman Amerika ile olan ilişkilerinde Erdoğan'ın adım atması gerekiyor. S-400'ler konusu. Adım atması da mümkün gözükmüyor. Yeni bir beyaz sayfa o zaman gözükmüyor Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde, öyle mi? Yani yeni bir beyaz sayfa demek Erdoğan çok sık tekrar ediyor, Erdoğan bunu işte söyledi ama yeni beyaz sayfa demenin karşılığı pazarlık edebiliriz demektir Erdoğan açısından. Bu net olarak bu. Görüşebiliriz, müzakere edebiliriz demektir ama Amerikalılar Adem'in söylediği gibi S-400 konusunu müzakere etmeyecekler. Yani neyi müzakere, S-400'leri müzakere etmeyeceklerini açıkça söyledikleri gibi Suriye'ye operasyonu müzakere etmediler. Dikkatinizi çekerim. Yani Suriye operasyonu müzakere etmediler. Ne oldu? Amerikalılarla bir mutabakatla operasyon durduruldu. Amerikalıların o bölgede izin verdiği kadar var olan operasyon Amerika'nın, sonra da Rusya'nın mutabakatıyla durduruldu. Yani Amerikalılar da bu konuda pazarlık etmeyecekler net olarak gösteriyorlar. Yani Trump'ın çabasını, gücünü, kapasitesini, imkanlarını da aşan bir şey olduğu çok belli. İstese bile yapamayacak ki ne kadar istediği de ayrı bir mevzu. Amerikan, tekrar o lafı söyleyeyim, müesses nizamından böyle bir pazarlığa yanaşmayacağını çok açık gösteriyorlar. Erdoğan açısından şey ya da işte Erdoğan yönetim açısından bir beyaz sayfa ihtimali yok. Çok basit bu pazarlıkla işte 100 milyar dolar meselesiyle ilgili. Geçen gün yine vardı, yanlış hatırlamıyorsam rakamı, işte 8 milyar dolar Amerika'ya olan Türkiye'nin ihracatı, 25 milyar dolarlık ithalatı var. Ne yapacağız? Bunu 100 milyar dolara çıkarmak için 70 milyar dolarlık daha ithalat mı yapacağız? Yani ne yapacağız? iPhone alırız. iPhone alırız.